Şimdi ProParse'da olan bir ürünümüzün pazar yerinde eğer bağlantısı yoksa, pazar yerinde var olan bir ürüne bağlantısı yoksa bunları birbirine bağlamayı göstereceğim. Şimdi bu ürünümüz gittiği orada mevcut. Ama ProParse bağlantısı yok. Elde de girmiş olabilirsiniz. Başka şekilde de. Burada yeni oluştur diyorum. Pazar yeri koduna tıklıyorum. İsterseniz şuraya ekranı buradan ufaltabilirsiniz. Pazar yeri koduna tıklıyorum. Gittiği diyor orada açıklama bölümünde şuradaki diyezden sonra geliyor. Kaydet dedim. Direkt gördü. Şimdi bu ürünü sistem şunu yaptı. Buraya yayını aç dersem stok güncellemeye başlar. Yayını aç demezsem sadece sipariş geldiğinde bu ürünün KDV'sini alır ve bunun stoklarından düşer. Aynı şekilde hepsi burada için gösteriyorum. Burada dikkat etmeniz gereken bu ürünün kategorisinin, pazar yeri kategorisinin eşlenik olması gerekiyor. Hani pazar yeri kategori yeriyle eşlenmiş olması gerekiyor. Hepsi burada da ise mağaza panelimize giriyoruz. Ürünler bölümünde. Ürün adımızın hemen altında yazmakta. Burada mesela HBV ile başlıyor kodu. Bunu yapıştırıyorum. Tıklıyorum. Evet, gittiğini görüyorum. Ya da burada şey yapabilirsiniz. Şurada stok kodu şurada yazabilir. Var olan başka bir ürünse. N11'de geliyorum. N11'de ise ürün N11 mağaza panelinde ürünler bölümünün altında ürün listesinde ürün kodu bölümünün hemen solunda altına yazar. Tıklıyorum. Trendyol'a geliyorum. Yeni oluştur diyorum. Trendyol'da ise girdiğimizde Trendyol adres satırına bakın şurada. Adres satırında şurada sonda P harfinden sonra yazar. Başka yerde yok. Kaydet diyorum. Bu kadar. Dediğim gibi burada yayını aç dersem stok güncelleme işlemlerine başlar. Eğer şey yapmazsam yayını açmazsam sipariş geldiğinde bu ürünün KDV'siyle işlem yapar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.